Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün fare zehirlerini döktüğüm günden sonra farelerin son durumunu size göstereceğim. Duman nereye? Dış kapı açık, bir an çıkacak mı diye düşündüm. Gitme oğlum, gel. Pis pis pis. Gitme. Şimdi arkadaşlar sabah geldik. Bakın sabahın şu an erken saatleri. 9 civarındayız. Hayvanlarımızın genelde sularını tazeliyoruz. Yemlerini tazeliyoruz. Evet. Duman da çıktı dışarı. Çok fazla kısıtlamak istemiyorum. Biraz dışarıları da görsün. Ama yemeğini burada içeride verdiğimiz için burayı bilsin istiyorum. Hani çok kısıtlayınca kapı açık kaldı mı kaçar gider. O yüzden de hani serbest ama buraya alışmış olsun istiyorum. O yüzden böyle hani kapıyı kollamıyorum. Çıkarsa da gider gelir. Duman, gel azıcık seveyim, hadi gel. Gel, kendini sevdirmeyi öyle seviyor ki. Hadi gel. Oh, gel keyfim, gel. Bak oğlum, üstüme hiç atlama, tamam mı? Bak böyle uslu uslu gez burada, tamam mı? Hadi bakayım. Arkadaşlar bir fare ölmüş. Yani inanılmaz büyük. Dur oğlum. Şöyle hayvanlarımızı tek tek bir gösterelim. Bakın keyifleri iyi çok şükür. Yani o kadar tünek varken şurada tünüyorlar. Ama suluklarımızla geldim. Şimdi onları da göstereyim size. Memati. Ne oldu lan, bakıyorsun oradan. Memati'yi nasıl tıraşladıysak hala tüylenecek. Yani bu duman dışkısını nereye yapıyor? Nereye tuvaletini yapıyor? Hiç bilmiyorum. Görmedim de bir yere de hani şey yapmıyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Bakın. Hayvanlarımız yemlerini yiyorlar. Bu arada dün ligorinlerden bir tane yumurta aldık. Bakın şuraya koydum. Güzel bir ligorin yumurtası. Şimdi arkadaşlar gelin sizlerle beraber şu ölen bir tane fare burada. Bu arada bakın Duman'ın yemeğini buraya koydum. Ekmekli haşlanmış tavuk kemik vardı, onları bıraktım. Burada yiyor, suyu var ve de sırnaşmayı çok seviyor. Bu arada elektrik kesintileri için de ne çözüm kullanıyorsun diye soran birkaç arkadaşımız olmuştu. Şimdi onu da göstereceğim. Arkadaşlar şimdi henüz atmadım. Şunu söyleyeyim, şimdi fare göstereceğim. Korkan veya tiksinen arkadaşlar varsa yani videodan çıkabilirler. Bakın bir tanesi burada ölmüş. Bu küçük. Aslında büyük ama küçük yani. Diğerine göre acayip küçük. Bunu bir tane sopayla göstereyim size. Arkadaşlar bakın. Yani bu orta boyda diyebileceğimiz bir fare. Normalde büyük ama bizim diğer ölene göre orta boy bir fare. Şimdi gidiyoruz. Duman da burada geziyor hiç. Ya tabii ki daha bu yavru bir kedi. Bundan hiçbir şey beklemiyorum şu an. İlerleyen zamanlarda. İnşallah bu büyükleri sıfırlayınca çıkan ufakları Duman halleder. Şimdi şuradan gidelim dışarı doğru. Hem elektrik kesintisinde ne yapıyoruz onu gösterelim. Hatta giderken şuradan yem de alalım. Lohmanlarımıza da veririz. Onları da bir salarız dışarı. Duman. Gel. Hadi, hadi oğlum. Hadi gel içeri gel. Hadi gir. Gir 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 gir. Hayır Duman. Git. Git oğlum, hadi içeri git. Git. Böyle dışarıyı biliyor. Hani kısıtlarsak bu sefer kaçmaya çalışacak. Kapıyı açar açmaz. O yüzden arkadaşlar pazartesi günü elektrik kesintisi olacağı için bu jeneratörü getirdik şimdiden. Bu dayım da varmış sağ olsun, o da dedi biz jeneratörü getirelim. Buradan bakın bir kablo yardımıyla gidiyor. Bu kabloyu üçlü prize takıyoruz. Benzinli bir cihaz. Şurada işte anahtarla marş kontağı var. Kontak çalışmazsa burada şeyi var. Ne deniyordu buna? İşte vallahi adını unuttum ya. Bununla çalışıyor. Çekince benzinimiz dolu. Şöyle göstereyim. Benzinimiz dolu. 4-5 litre deposu varmış.
Yani bir gün bütün evi idare eder dedi diyeyim. Tabii bizim makineyi çalıştırdık. Yani bu cihaz rölantide gibi bir şey çalışıyor. İçerisinde sıcak olduğu için makine çok yüklenmiyor yani. Ve straforlarımızdan biri şuraya uçmuş. Şimdi göreceğiniz fareye inanamayacaksınız arkadaşlar. Aşağılardan da öyle bir horoz sesi geliyor ki. Mahallede horoz ve tavuk sayısı arttı. Birkaç kişiye biz de verdik. Onlar da aldılar. Hadi gel. Gel. Hemen buldunuz değil mi? Dur bakayım dur. Dur. Gel. Hemen bulursunuz zaten. Hadi şurada yiyin. Çok da fazla dökmeyeyim de. Arkadaşlar biliyorsunuz bunlardan kendimize yemelik yumurta alacağız. Henüz ayarlayamadım ama bunlara güzel böyle buğday, arpa, böyle bir yem karışımı yapmak istiyorum. Hadi dökeyim hepsini de yiyeyim bari. Bu arada bu horozlar çiftleşmediği için bazı arkadaşlarımız şey diyorlar devamlı. Bu horozları ayır, bir kızışsınlar diye. Çok haklılar. Ama şu an yani ayıracak yer yok. İnşaat işleri biliyorsunuz aksadı. Dayımların çalışma saatlerinden dolayı malum pandemide işte çalışma saatleri çok değişkenlik gösterdi. O işler düzelince iç inşaat bitince bu horozları ayıracağım. Ya bu gruptan kuluçkalık yumurta almak istiyorum da şu an yiyoruz. Çıkan günde 4-5 tane çıkıyor, bazı günler çıkmıyor. Karışık bir durum var. Tam oturmuş bir sistem değil yani. Şöyle hatta bir dolaşalım. Hem de fareyi göstereceğim size, hem onu da bugün atayım oradan. Kim şuraya yumurtluyorlardı genelde. Bugün yok. Bugün yok. Bu tarafa girelim. Bakın burayı bayağı bir bastılar. Bakayım buralarda var mı? Gözükür de yok. Tabii saat daha erken. Yumurtlayanlar olabilir sonradan. Bu arada arkadaşlar karma kümesimiz için de şuradan bakın böyle şu benim kümesin girişine kadar bir yer yapabilirsek yapmak istiyorum. Karma bütün böyle içerideki köy tavuklarını bunları komple oraya bırakmak için. Ama yapabilirsek tabii. Henüz daha planını bile düşünmedik. Şimdi arkadaşlar fare burada. Yani bu ne arkadaş ya, sen nesin ya? Şuradan bir sopayla azıcık çekeyim. Arkadaşlar bu değil civcivi, yani büyük tavuğu yer. Buradan da sopa çıkaramadım ya. Yani iğrenç bir şey ya. Şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Ya inanılmaz büyük bir hayvan. Yani diğerinin belki de 3 katı falan var yani. Eh be, şuna bak ya. Bu tabii ki. Bu her şeyi yer arkadaş. Şuna bak ya. Yani şu ana kadar 2 tane ölen var. Diğerleri işte yan taraftaki ardiye. Orada da muhtemelen ölen var ama oraya şu anlık giremiyoruz. Oraya da girmem lazım. Baksanız arkadaşlar şuna, bu ne ya? Şu kuyruk uzunluğundan zaten nasıl büyük bir şey olduğunu muhtemelen anlamışsınızdır. Yani şimdi bunu buradan atacağız. Birazdan ben kürekle alayım bunu. Yani bizim şimdi arkadaşlar bu yan tarafa biliyorsunuz duvar ördük. Şu arası kaldı. Aa, aslında burası açılıyor mu? Dur bakayım. Aa, evet arkadaşlar. Tamam. Biz buradan ilaçlama yapabiliriz. Bak burası benim hiç aklıma gelmemişti. Hatta var ya biz bu sırayı kaldırıp da yapabiliriz. Burada bilir de bakın şu delikler hala. Bir kere daha beton attık, bir kere daha delmişler.
Çok fena deliyorlar ya. Şu buhardenin içine girmem lazım benim. Oraya zehir koymam lazım. Şimdi bu arada zehiri çok koyuyorsun. Hayvanlarını etkiler diyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Dışarıda salınık hayvan olmadığı için. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bakın hemen alışıyorlar. Birkaç gündür böyle bunları gezdiriyorum. Benden önce gidiyorlar. Ay dur be. Basacaktım az kalsın. Hadi yiyeyim bakayım. Yani dışarıda salınık hayvan olmadığı için arkadaşlar şey olmuyor, sıkıntı olmuyor. Ama gerçekten horozlarda hiçbir hareket yok. Oo. Gel, gel, gel. Bu horozları kızıştırıp bunlardan çok güzel kel, türken böyle kırma. Gel, gel nereye gel? Bak o arkadaşlar yumurtlayacak yer arıyor muhtemelen. Gel, gel. Gel hadi gel. Dur bakayım şunları bir içeri çağırayım. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Bak 4 tane eleman. Gel, 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 gel. Evet biri döndü. Gel, 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 gel. Biri daha döndü. Gel, 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 gel. Tam anlamıyla sürü psikolojisi. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Sen gel kız. Bak bir tane kaldı. Gel, gel. Gel, 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 gel. Aferin. İşte bu iş bu kadar. Bunları böyle salıp çıkartmak. Nasıl yapıyorsun diyen arkadaşlar için de. Tabii bu yem bunlara yetmedi. Şimdi ben bunlara birazdan bir yem daha vereyim. Aslında 2 kilo kadar yem getirdim. Normalde kitabi olarak 70 olması lazım. Ama uygulamada bakın hala yanımdalar. Şu an yem istiyorlar yani. Bak. Uygulamayla kitabi bilgi pek tutmuyor. Şimdi ben gideyim arkadaşlar. Bunlara bir tur daha yem getireyim. Sonra şu ölmüş fareleri atayım. Gel, gel. Bakın bayağıdır rüzgarlı bir gün. Ben de tişörtle çıktım. Hangi akla hizmet çıktıysam bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Videoları da beğenerek bana destek olabilirsiniz. Her sabah 8'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.